Amiral Cem Gürdeniz bizimle birlikte. Amiralim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün ilan edilen Navtex ne anlama geliyor? Bugünkü ilan edilen Navtex esasında çok tarihi bir önemde Navtex. Yani 21 Temmuz'da biliyorsun Türkiye'nin iyi niyetiyle Alman şansölyesinin devreye girmesiyle erteleme vardı. Ama bugün 10 Ağustos yani Sevr'in tam tamına 100. yıl dönümünde bu Navtex'in tekrar yürürlüğe sokulup geminin Akdeniz'in en önemli alanlarına, Türkiye'nin deniz yetki alanının güneyine indirilmesi çok ama çok önemli bir hareket. İkinci kez Türkiye Sevr haritasını, denizdeki Sevr haritasını bu kez yırtmaya, çöpe atmaya hazırdır. Çünkü olay sadece Oruç Reis'in bu bölgeye gönderilmesi sadece Mavi Vatan'daki hak ve çıkarlarımızı korumaya yönelik değil. O zaten olması gereken çünkü vatanımızın bir parçası. Ama olay aynı zamanda Türkiye'nin Akdeniz medeniyetinin bir devamı olarak kabul edilme mücadelesinin de bir manifestosu. Biliyorsun 1 Eylül 1922'de Mustafa Kemal Dumlupınar Meydan Muharebesi'nden sonra ordularına ne demişti? İlk hedefiniz Akdeniz'dir demişti. Esasında o bir askeri direktiften çok daha öte bir direktifti. Şimdi bakıyorsunuz 100 yıl sonra Batı dediğimiz bu grup, emperyalist grup bize denizden bizi soyutlayan, sadece Antalya ve İskenderun körfezlerine hapseden bir haritayı empoze etmeye çalışıyor. Bunun için manevralar yapıyor. Bunun için diplomatik hamleler yapıyor. Geçen hafta gördüğümüz Mısır, Yunanistan hamlesi gibi. Şimdi biz bu haritayı yırtıyoruz. Önemli olan bu. Türkiye Akdeniz'den soyutlanamaz. Bunların planları şöyle. Biz Türkiye'yi denizden soyutlayalım. Ege'yi tamamen kapayalım. Doğu Akdeniz'i 40 bin kilometre küçücük bir alan bırakalım. Ve Türkiye'yi biz denizden Akdeniz'den koparalım. Bu hedef esas büyük jeopolitik hedef bu. Buna Türkiye izin vermez, vermiyor da. Bugün o yüzden çok önemli. 21 Temmuz Navtex'inin iptali sonrası yaşananlara baktığımız zaman Türkiye'nin iyi niyetle durdurması. Bunun üzerine Yunanistan'ın Uluslararası Adalet Divanı'na gidelim, istikşafi görüşmelere başlayalım gibi sahte dostluk ve işbirliği, diplomatik işbirliği girişimlerinde bulunması ve bütün bunları yaparken de küt diye 6 Ağustos'ta karşımıza Mısır, Yunanistan deniz sınır anlaşmasının çıkması. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Türkiye tabii bunun altında kalacak bir devlet değildir. Zaten bugünkü manevrayı da görüyoruz. Bir kere bu 6 Ağustos anlaşmasını da söyleyeyim. Geçersiz bir anlaşmadır. Girit, Rodos, Kaşot, Kerpe hattına tam yetki vermiştir. Baştaki duruma geliyorum. Burada hedef Türkiye'yi Akdeniz'den, Akdeniz medeniyetinden soyutlamaktır. Türkiye buna izin vermez. Libya'daki Türkiye'nin girişimini de Türkiye'nin Akdeniz medeniyetindeki yerini alma mücadelesinin bir stratejik hamlesi olarak görmek lazım. Türkiye'nin de tabii yapacağı hamleler var. Bu hamleleri de söyleyeyim. Yani Türkiye her koşulda Mısır, İsrail, Lübnan ile diplomatik kanalları açık tutarak görüşmelere başlamalı. Çok sorulan bir sual var bana. Amiralim çatışma çıkar mı diye. Bakın dünya tarihinde sismik çalışma, delme çalışması yüzünden şu ana kadar çıkmış ülkeler arası topyekun savaş yok. Küçük çatışmalar olmuştur. Balıkçılık yüzünden bile olmuştur. Ama böyle kalkıp topyekun Türk-Yunan savaşına götürebilecek bir süreci ben olası görmüyorum. Türkiye her şeyi hukuka uygun bir şekilde yürütmüştür. Türkiye Navtex'ini hukuka uygun bir şekilde ilan etmiştir. Ve Türkiye iyi niyetini göstermiştir. En önemlisi 21 Temmuz'da çok önemli bir iyi niyet gösterisinde bulunmuştur. Bütün bunlara rağmen Yunanistan Oruç Reis gemisine silahla mukabele eder, güçle mukabele ederse Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51. maddesi gereği Türkiye'nin kendini savunma hakkı doğar ve Türkiye kendini savunduğu için barışı bozan taraf da olmaz. Ve Türkiye buna mukabele eder. Bunu da buradan Yunanlı dostlarımıza söyleyelim. Sakın böyle bir çılgınlığa girişmesinler. Şimdi siz bu ihtimali ben düşük görüyorum, ihtimal vermiyorum dediniz ama olur da Türk donanmasıyla Yunan donanması karşı karşıya gelirse muhtemel durum ne olur sizce bu durumda? Vallahi Yunanistan dünya tarihine şöyle geçer. Sismik araştırmalar nedeniyle Türkiye'ye topyekün savaş ilan etmiş bir ülke konumuna girer. Evet. Gerisini düşünmek bile istemiyorum. Yani Yunanistan açısından onların moralini bozmamak için söylüyorum. Peki. Bir de çok konuşulan bir konu var. Biliyorsunuz Meis Adası çok konuşulan bir nokta. Türkiye'de çok yakın bir ada. Türkiye yakınlığı ve Yunanistan için durumu bakımından da kritik bir nokta. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz Meis Adası durumunu? Meis zaten Doğu Akdeniz'de eğer Türkiye ile Yunanistan arasında ciddi büyük bir kriz çıkacaksa sebebi
Meis'in 300 kilometre güneyindeki şu an yapılan sismik araştırma değil, Meis Adası'nın kendisi yüzünden çıkar pek çok sorunu olan bir ada. Yunanistan dediğim gibi irrasyonel bir şekilde bu adanın kıta sahanlığı olduğunu iddia ediyor. Bu adalar mesela çok ciddi kriz alanı oluşturabilecek pozisyonda. Çünkü egemenliği tartışmalı adalar. Türkiye buradan da ilerleyebilir. Benzer şekilde Mısır anlaşmasında, Mısır-Yunanistan anlaşmasında Meis'e hiçbir etkinin verilmemesi ve Mısır'ın bunu tartışmaya bile açmaması, bu da Türkiye açısından önemlidir. O yüzden Mısır'la Türkiye'nin iyi niyet, Mısır'ın bir iyi niyet göstergesi olarak bunu algılaması gerekir Türk hükümetinin. Olay deniz yetki alanları tartışmasının ötesinde bir olay. Türkiye'nin Akdeniz'den soyutlanması ve burada Mısır'ı da esasında Türkiye'ye karşı cepheye alıyorlar ki Mısır'la Türkiye'nin tarihsel ilişkileri yüzyıllara dayanan bir ilişki. Mısır'ın da bu tuzağa düşmemesi gerekir. Meis bir çıvan başıdır. Burada da Yunanistan'ın sağlıklı düşünüp Meis'in sadece karasuları kadar bir sağ, kıta sahanlığı, bir yetki sahası olacağını düşünüp geri adım atması gerekir diye düşünüyorum. Amiralim çok teşekkür ederim katıldığınız için. Teşekkür ederim. Gençlere selam olsun. Amiral Cem Gürdeniz bizimle birlikte. Amiralim hoş geldiniz. Bugün ilan edilen